İyi günler. İyi günler, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam sizin programlarınızda öncelikle doğru bir ehli sünnete uygun iman, sonra haramlardan kaçınmak, sonra farzları ve ibadetleri yapmak şeklinde öğretiliyor. Peki acaba bu haramlardan kaçınmak, farzlar ve ibadetlerden önce geldiğine göre acaba İslam'ın şartları içinde, bu beş şartı içinde haramlardan kaçınmak neden yok gibi bir soru aklıma geldi. Hı hı. Birinci sorun bu. Güzel bir konu yakalamış. Ve dedi ki, aklı olarak da zihnime takılıyor dedi. Mesela anlatıyorsunuz dedi, önce iman, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzlar yapmak diye sıralanıyor. Bu dedi İslam'ın şartlarında niye yok? İmanın şartlarında da yok. İmanın altı şartında da yok. Farzlardan önce geldiğine göre tabii niye yok? Ve imanın altı şartından önce, şimdi onlar ayrı ayrı konular. İslam'ın beş şartı ibadetlere taalluk eden hususlardır. İmanın şartları itikada taalluk eden konulardır. Ve öğrenilmesi lazım olan konular diye ayrıca İslam alimleri başlık açmışlar. Yani her şey İslam'ın beş şartı, yani ibadetler konusu içindir. İmanın altı şartı, iman, inanılması gereken hususlardır. Mesela herkes umumi olarak imanın altı şartı deyince amentiyi hatırlıyor. Bu kadar mı? Hayır. İmanın altı şartı anlatılırken itikad kelam kitaplarında imanın altı şartından önce iki esas daha vardır buyuruyor. Ha onunla sekiz, hayır. O imanın altı şartı olarak ayrıca bildiriliyor. Fakat bundan önce inanılması gereken iki husus var. Birisi gayba iman, diğerisi hubbu fillah, buğdu fillah. Bunlar iman, itikad edilmesi konular. Bir de ibadetlerde temel konu olarak İslam'ın beş şartı, alamet-i farikası olarak bildiriliyor. Peki bunları öğrenme sırası, ondan sonra İslam alimleri bir daha onu tasdif etmişler ve bildirmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de bildirilerini Resulullah Efendimiz açıklamış Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifte açıklamasına göre İslam alimleri o sıralamayı yapmışlar. Önce iman. İman olmadan haramdan sakınmanın, ibadet yapmanın bir kıymeti yok. Önce iman. Ha iman deyince ha öbür maddeye geçiyoruz. İmanın altı şartı, oraya başlayacaksın. Ondan sonra iman doğru olduktan sonra ilmihal bilgileri öğrenilecek. İlmihal bilgileri öğrenilirken öncelikle öğrenilecekler haramlardır. Ondan sonra ikinci sırada ibadetlerdir, farzlardır. Farzların içerisinde İslam'ın alamet-i farikası olan beş şartı, o ayrı bir fasıldır. Yoksa bununla o alakalı değil. Bununla o alakalı değil. Hatta kitaplarda anlatılırken mesela namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz. Belki bunları terk etmek haramdır. Bunları terk etmek de haramdır. Yani vaktinde yapmak. Terk etmezse, mesela bazı kimseler diyor ki nasıl birisidir delikanlı, işte kız istemeye gelmiş. Aa çok iyi. İçkisi yok, sigarası yok. Sigarayla içkiyi niye yana getiriyorlar? Onu da ben anlamış değilim tabii. Bir de tabii hani sigara hakkında şimdi kanunlar çıktı ya. Şimdi tiryakilerin bastırması lazım. Ya arkadaş, madem ki aynı şekilde böyle sigara hakkında bu kadar bastırıyorsunuz, o zaman içki içenlerin de aynı. İçki içenlerin de evinden başka bir yerde içmemesi lazım. Haklı değil mi? Sigara içip de kaza yapan çok nadir. Ama içki içip de kaza yapan çok. Öyleyse onu da aynı şekilde bastırması lazım. Daha zararlı. Ve Allah-u Teala bir de haram etmiştir. Hatta mesela bir yeşilayımız var. İçkiyle, sigarayla mücadele ediyor. Bir tanıdığım birisi yeşilaya seçilmişti falan. Dedim bak, yıllardır içki ve sigara, ama dedim içki hiç yok. Afişlerde hiç yok. Hep sigara, hep sigara, hep sigara. Sigara içip de aklı giden yok. Efendim işte kanser oluyor bunun. O da şişirilme tabii ki. Başka maddeler katılıyor içerisine de. Sonra bakıyorsunuz adamlar mesela tereyağını yıllarca yedirttirmediler, margarinleri yesin millet diye. Şimdi çıka çıka masum çıktı. Allah-u Teala yarattığı şeylerde bir zarar söz konusu değil ki. Tütün de aslı helaldir, mubahtır. İçki damlası haramdır. Onunla mücadele et. Bakıyorsun içkiyle alakalı bir şey söz konusu değil. Yeşilay'da da bakıyorsun ön planda yine aynı şey gözüküyor. Yani dengeli mücadele edilmesi gerekir. Mesela esrar, ondan sonra eroin, LSD ve benzeri. Bakıyorsun parası olanlar tarafından bunlar şey yapıyor. Yakalandı da bilmem, yakalanıyor da bilmem ne oldu falan filan, öylece kalıyor. Öylece de aynı şekilde kalıyor. Demek ki sıralamalarda insanlar bile bazı şeyleri yaparken doğru dürüst yapmıyor. Ama Allah-u Teala'nın bildirdiği emir ve yasaklarda ve sıralamalarda ehl-i sünnet alimleri bunları kitaplara yazmışlar. Yanlışlık yok.
Yani bu misaller vermemizin sebebi bu. İslam'ın 5 şartı ayrı bir fasıldır. Her şey onun içerisinde bildirmez. İmanın 6 şartı ayrı bir fasıldır. Öğrenilecek bilgiler ayrı bir fasıldır. Bilgileri öğrenme sıra şekilleri ayrı bir fasıl olarak bildirilmiştir. Ha niçin haramlardan sakınmak çok önemliyse İslam'ın şartları içerisinde bildirilmemiş. Ha bildiren onu başka bir fasılda bildirmiştir. Yani dinin sahibi o şekilde bildirmiştir. Dolayısıyla İslam'ın 5 şartını Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla dinin sahibi bunları bu şekilde böyle ayrı bir fasılda bildirmiştir. Biz öyle bilir, öyle itikad ederiz. Onun üzerine yorum yapmayız. İmanın şartlarını yine hadis-i şerifler bildirmiş. Tamam, biz onu öyle biliriz, öyle itikad ederiz. Ve yapılacak işler, yani fıkıh bilgileri, ilmihal bilgileri öğrenirken onlar ayrı bir fasılda bildirilmiştir. Dolayısıyla o fasılda da sıralama ona göredir. Öyle mi yapmak lazım? Evet, öyle yapmak lazım. Yoksa aklımıza geldiği gibi, kendi kafamıza göre efendim bunu da buraya dahil edelim. Bu reformistler bir zamanlar hep öyle yapıyor. Efendim işte şunu da diyor, imanın şartları arasına dahil etmek lazım. İmanın şartları arasına, İslam'ın şartları arasına dahil eden Allah-u Teala'dır ve onun Resulüdür. Allah-u Teala'dan ve onun Resulünden, elçisinden başka dine kimse müdahale edemez. Eshab-ı kiram da olsa, müştehit de olsa müdahale edemez. Zaten eshab-ı kiramın da, müştehitlerin de yaptığı şey Kur'an-ı Kerim'deki bildirilenleri ve hadis-i şerifteki bildirilenleri maddeler halinde bize açıklamalarıdır. Yoksa onların kendi yorumları, düşünceleri veya görüşleri değildir. Bir de biz mesela daha çok programda bahsederken amelde mezhebimizle ilgili ya da dört hak mezheple ilgili bilgiler veriyoruz. Bir de itikatta mezhep yok mu? O konuda biraz bilgi verebilir misin? Dinleyicilerimizin de bu yönde bir talebi var. Mustafa abi, itikatta aradaki fark nedir mesela? Yani itikat ne demektir? Amel ne demektir? Efendim, itikatta yani iman konusunda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ümmeti 73 fırkaya mezhebe ayrılmış. Bunun bir tanesi doğru yoldadır. 73 bir tane değil. 73'e ayrılmış. Hani diyorlar ya Kur'an bir, peygamber bir. Vay be. Niye ayrılmışlar o zaman? Kur'an-ı Kerim bir. Bu 72 fırka niye ayrılmış? Bugün zamanımızda aynı şekilde mesela Şia var. Hayatiyetini devam ettiriyor. Şia'dan türeyen 20 tane ana kol var. Onlardan türeyen. Hariciler var. Mutezile'ler var. Hala hariciler var. Mesela şeyde Umman taraflarında falan varlar onlar. Namaz da kılıyorlar ama itikatları bu 72 bidat fırkası içerisinde mi? Evet. Kur'an-ı Kerim bir, peygamber bir. Ayrılmışlar. Adam diyor ya işte Kur'an-ı Kerim bir. Bu mezheplere ne lüzum var? Ayrılmış. Sen de aynı şekilde mezheplere ne lüzum var diyerek sen de ayrı bir fırka çıkardın şimdi. Ayrı bir yol çıkardın. Kendi kafana göre. Yani aklını baz aldın ve çıkardın. Demek ki iman konusunda 73 fırkaya ayrılmış. Bunların da aynı şekilde kendilerine göre ana kolları itibariyle böyle. Bu iman konusunda. Yani Allah-u Teala'nın zatıyla alakalı, meleklerle alakalı, peygamberlerle alakalı, ölümle alakalı, mahşer günüyle alakalı. Yani gaybi olarak gözümüzde görmediğimiz Allah-u Teala'nın zatî sıfatları, subûdî sıfatları, varlığıyla alakalı, peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar, meleklerin hususiyetleri, özellikleri, cennet, cehennem, bunlarla alakalıdır. İman konusu. İşte bu ümmet 73 fırkaya ayrılmış bu konuda, iman konusunda. Burada doğru olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim eshab-ı yolunda gidenler. İşte bunlara ehl-i sünnet ve cemaat denir. Bu itikatta. Ehl-i sünnet ve cemaat ibadet konusunda da dörde ayrılmış. Bakın imanı bunların bir. Ehl-i sünnettir. Yani Hanefi mezhebindeki de, Şafii mezhebindeki de, Maliki mezhebindeki de, Hanbeli mezhebindeki de aynıdır. Aynıdır. Aynı şekilde inanır. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, cennete, cehenneme, meleklere, peygamberlere aynı şekilde kadere, hayır ve şerrin Allah-u Teala'dan geldiğine aynı şekilde itikad eder. Orada yanlışlık yok. Peki amel konusunda, yani ibadet konusunda bunlara ameli mezhepler denir. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. İtikatta aynılar, amelde farklılar. Peki amelde niçin farklılar? Peygamber Efendimiz iman konusunda farklı bildirmemiş. Yok. Ama amel konusunda farklı bildirmiş. Niye? Çünkü insanlar, dünya daha doğrusu dümdüz tek bir yer değildir. Ekvatoru var, güney yarımküre, kuzey yarımküre var. Dolayısıyla ekvatordaki iklimle, oradaki şartlarla kuzey ve güney yarımküre aynı değil. Kuzey ve güney yarımkürede kış olduğu zaman ortalık donar ama ekvator bölgesinde nadirattan bir kar yağarsa böyle bakar, bu ne ki diye, helva mı yağıyor diye bakar. Çok nadirdir düştüğü. Yani kar yağmaz. Yani yaz kış, yazın daha çok sıcak olur. Kışın biraz hafifçe serin gibi olur. Mesela şeyde biz Medine-i Münevvere'dekilere sormuştuk. Soba yakar mısınız diye. Kışın. Elektrik sobası işte bazı böyle çok şey zamanlar oluyor. O zaman bir yaktığımız olur diyorlar. Peki Mekke-i Mükerreme'dekilere sorduk. Ne sobası dediler. Soba ne?
Soba ne? Onlar da öyle, öyle bir mefhum yok. Ama Medine-i Münevvere'nin kuzeyine doğru geldikçe, kuzeyine doğru, yukarıya doğru çıktıkça, mesela Ürdün, Suriye coğrafyasına geçiyorsun. O coğrafyaya geçince onlar da soba başlıyor. Mesela Suriye'ye geldiğin zaman Lübnan'a yakın, Lübnan dağları. Aynen bizim Toroslar gibi tepesinde kar duruyor. Aşağıya kar iniyor mu? Tabii ki iniyor. Ha, bize göre biraz daha ılıktır ama soba kullanıyor mu? Kullanıyor. Niçin anlatıyoruz bunu? Şartlar her tarafta aynı değil. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı farklı ibadetlerde, ibadetin yapılış şekillerinde farklı tatbikatlarda bulunmuş. Ha, İmam-ı Azam İbni Hanife Hazretleri bir kavlini almış, İmam-ı Şafii Hazretleri birisini, İmam-ı Malik Hazretleri bir başkasını, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir başkasını. Dolayısıyla Müslümanlar bakar, kendisine hangisi daha uygun geliyorsa bunlardan birisini tercih eder ve o tercih ettiği müştehidin diğer konudaki bildirmiş olduğu, nakletmiş olduğu hükümleri de öğrenir, ona göre ibadet yapar. Yani ameldeki farklılık buradan kaynaklanıyor. Daha doğrusu bu farklılığın da yine temeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Peki, ama iman konusunda aynıdırlar bunlar. Peki iman konusunda mesela kabir suallerinin içinde itikatta mezhebin nedir, amel imamı kimdir gibi başka biri de mi var? Yani mesela biz İmam Maturidi Hazretlerini biliyoruz. Niye o zaman böyle söyledi? Şimdi Mustafa Bey mesela Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında, yani itikat konusunda bu 73 fırkadan bir tanesi. Burada birçok alim gelmiş. Bunlardan bazıları imamlık makamında. Mesela İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, İmam Yeşari Hazretleri imamlık makamında. Mesela bunların da bildirdiği, naklettiği şeylerde çok böyle nüanslar var. Mesela bazı alimler oturmuşlar bu iki imamın, ikisi de itikatta imamdır bunların. Ehl-i Sünnet'in itikattaki imamları diye arasındaki farkı en ince detaya kadar indirmişler, 18 kadar çıkmış. Ki de o da ifade ediş şekliyle. Mesela İmam Muhammed Maturidi Hazretleri buyuruyor ki her zaman için ben elbette müminim demeli. İmam Eşari Hazretleri de inşallah müminim demeli. Bu kadar yani ayrılı. Ha, İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, İmam Azam İbni Hanife Hazretleri de aynısını buyurmuş. Ha, ilerisini düşünerek inşallah müminim denebilir buyuruyorlar. O da denmez dememiş. Yani böyle ufak şey, başka bir şey değil onlarda. Yani ama hani bir kısmı İmam-ı Eşari Hazretleri'nin kitaplarından itikat bilgilerini öğrendikleri için Ehl-i Sünnet'in işte Eşari mezhebi denmiş ona. Öbürsü de İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nden öğrendiği için o da Maturidi mezhebi denmiş. Yani bu anladığımız müstakil ayrı bir mezhep değil. Evet. Ehl-i Sünnet imamlarıdır bunlar. Evet. Ha, biz İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin Hanefi mezhebinde olanlar çoğunlukla. Aslında böyle imamların hepsinin o nüansları saymamak lazım. Hepsi hayır, aynı şeyi bildirmesi de ne kadar doğru bir şey olduğunu gösteriyor. Bildirdikleri yolun doğru olduğunu. Yolun doğru olduğunu ifade ettiğiniz gibi aynen yolun doğru olduğunu gösteriyor. Öbür amel konusunda bildirdikleri de farklı bir şey değil zaten. Farklı bir şey değil. Çünkü isim aslına bakınca, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatına bakınca, hani daha önce de bunu nakletmiştik, buraya bir genç gelmişti de, ben de İmam Hatip mezunuyum dedi, siz dedi, iyi dedim, İmam Hatip mezunuyum, ben de İmam Hatip bitirdim. Nedir dedim, siz dedi, işte başı açık, kısa kollu ve çıplak ayakla namaz kılmak mekruhtur. Ve bunları örtmek sünnettir diyorsunuz dedi. Bunda deliliniz var mı? Dedim İmam Hatip'i bitirmişim. İmam Hatip okulunda siyer dersi vardı. Evet dedi, bizde de vardı. Dedim peki İmam Hatip okulundaki verdiği siyer kitabıyla değil ama. Çünkü o çok dar bir şey anlatıyor. Basit bir şey. Basit bir şey. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplara siyer deniyor. Dedim okudum. Dedim okudum. Peki dedim ben sana bir soru sorayım. Ondan sonra dedim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam giydiği elbise. Mesela. Nasıldı? Düşündü. Bazen yekparça ampari şeklinde. Tamam. Bazen altında şey üstü gömlek şeklinde. İki parça. Tamam. Kolları nasıldı? Omuzundan mı kesik? Yok dedi. Bileklerine kadar uzundu. Öyle mi yazıyor? Evet öyle yazıyor. Ben de okudum dedim. Aynen öyle yazıyor. Peki dedim altına giydiği ampari şeklinde nereye kadar? Ayak topuk kemiklerine kadar uzatıyor. Uzatıyor hakikaten. Öyle yazıyor dedim. Peki ayağına ne giyiyor? Nalın geçiyor yani ayakkabı. Namazlar mı? Allah Allah, namazların nalına da kılardı diye yazıyor dedi siyer kitaplarında. Ayakkabısıyla kılıyor. Yani peki başı? Başında sarık var. Yani başı kapalı. Yani anlamadım dedi. Yani kolları kapalı. He dedi. Ayakları da kapalı. He. Başı da kapalı, sarık giyiyor. He dedi. Dedim Peygamber Efendimiz yaptığı nedir? Sünnet dedi. Ben aynı şeyi söylüyorum zaten. Sünneti terk etmek nedir? Sünnet terk etmek nedir? Mekruh. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki namazları benim kıldığım gibi kılın. Öyle mi değil mi? Evet dedi, öyle buyuruyor.
işte kendisi böyle kılıyor. Ben de hiç böyle dedi hatırıma gelmemiş, düşünememiştim dedi ya. Dedim İslam alimleri yani kendi kafalarına göre mi alıyorlar? Bakıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün, ha kol açık namaz kılmıyor. Kol açık namaz kılmak mekruh diye yazıyor. Çünkü sünnet olan şekli Peygamberimiz yaptığı. Onun tersini yaparsan mekruh olur. Başı açık namaz kılmıyor. Başını açarak namaz kılarsan mekruh oluyor. Ayakları kapalı namaz kıldı. Dolayısıyla öbür türlü yaparsan mekruh oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Benim yaptığım gibi yapın. Peki efendim, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ikinci dinleyicimizin sualleri cale bir dikkat diye İslam 5 şartı içerisinde haramlar niçin yoktur diye bir sual sormuştu. Dolayısıyla o da güzel şeylerin nakledilmesine vesile oldum. Özet olarak şunu da söylemek gerekir o şeyde. Dinimizi fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından öğrenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü fıkıh kitaplarında Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifteki bildirilen hükümler tasdif edilmiş. İmanın şartları, İslam'ın şartları, ondan sonra mesela ibadetler kendi aralarında ayrılmış, fıkıh bilgiler kendi aralarında ayrılmış, öğrenilmesi lazım olanlar ayrı ayrı tasnif edilmiş, bildirilmiş. Dolayısıyla bunları fıkıh bilgilerinden mi öğrenmemiz gerekir? Elbette.